Ev yapımı doğal şampuanımızı yapıyoruz bu sefer. Evet, kendi şampuanımızı yapıyoruz. Artık pahalı şampuanlara para vermeye gerek yok. İçerisinde evimizde bulunabilecek olan malzemeler kullanıyoruz. Doğal, çok faydalı, çok sağlıklı, ışıl ışıl saçlar, dökülen saçların yerine yenilerini çıkartmaya teşvik edici bakım yağları kullanarak, evimizdeki malzemeleri kullanarak süper bir şampuan yapıyoruz. Artık daha gür, dolu dolu saçlara kavuşuyoruz. Bakın neler kullandık, neler yaptık ve sadece 5 dakika lazım arkadaşlar. 5 dakikada işlem bitiyor. Üşenmeyin, hemen hemen bunu deneyin. Bakalım neler yaptık, bunu nasıl elde ettik, sonuç nasıl? Gerekli malzemelerimiz ise gerçekten oldukça basit ve evlerimizde bulunabilen malzemeler. Bitki çayı kullanıyorum 3 paket. İsterseniz ada çayı, isterseniz yeşil çay, isterseniz papatya çayı veya üçünü de aynı kullanabilirsiniz, size kalmış. Bir adet yeşil sabun. Ben böyle %100 doğal sabun tercih ettim. İstediğiniz bir yeşil sabun kullanabilirsiniz. Ama bu hani el yıkama için olanlardan değil de vücut sabunlarından kullanırsanız daha iyi olacaktır. Gliserin. Dilediğiniz bir esansiyel yağ. Ben lavanta yağını tercih ediyorum. Saç için kullandığım esansiyel yağ özellikle lavanta yağı oluyor. Bir de mümkün ise, eğer var ise kullanırsanız daha iyi olur, E vitamini kapsülü. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5 malzemeyle yapıyorum. E vitamini kullanmayabilirsiniz. Yağ kullanmayabilirsiniz. Temel malzememiz sabun, bitki çayı ve gliserin. Bu 3 malzemeyle de harika bir doğal sabun yapabilirsiniz. Tabii bir de kaynar sıcak su kullanacağız. Hemen yapım aşamasına geçelim. Kaynar su. Ne kadar kaynar su? Yarım litre kaynar su. Okey. 2,5 su bardağı kadar kaynar su. Ben daha önce bu kapta yaptığım için aşağı yukarı bunun 2,5 bardağı denk geldim biliyorum. Bitki çaylarımı atıyorum ve demlemeye bırakıyorum. Bir 5-10 dakika bu şekilde bitki çaylarımı demliyorum. Evet, 5 dakika sonra bitki çaylarım demlendi, artık çıkartıyorum. Doğal sabun olduğu için bu şekilde rendeleniyor. Diğer sabunlar biraz daha böyle yumuşak kıvamlı oldukları için böyle daha kalın taneli rendelenir. Daha önce denediyseniz. Ama bu doğal bir sabun olduğu için daha böyle toz oluyor. Yarısını rendeliyorum. Hemen buraları hızlandıralım. Sabunumu rendeledim o arada. Yarım kalıp sabunumu suyuma atıyorum. Şimdi bunu güzelce eriteceğim içerisinde. Yani suyum şu aşamada ne çok kaynar ne de soğuk. Ilık bir su. Kaynar suyumu, çayımı attıktan sonra bir 5 dakika bekledim. O derecede hala sıcaklığını, kaynarlığını muhafaza etmiş durumda. Şimdi gliserinimi bir, iki tatlı kaşığı, ama böyle çok dolu dolu değil. İki tatlı kaşığı gliserin ekledim. E vitamini kapsülü 2 tane ekleyeceğim. Bir tane de ekleyebilirsiniz veya hiç eklemeyebilirsiniz, size kalmış. İkinci E vitamini kapsülüm. Ve son olarak lavanta yağı. 5-6 damla. Çok abartmayalım. Yeterli. Şampuanınız daha güzel hale gelsin, dökülen saçlarınız da çıksın istiyorsanız çörek otu yağı ekleyin. Bu da mecbur değil ama ben yani yapmışken tam yapacağım, çok güzel olsun istiyorum diyorsanız bence çörek otu yağı mutlaka ekleyin arkadaşlar. Nasıl? Şöyle bir tatlı kaşığı yağ, çörek otu yağı ekledik. Rengi nasıl? Hiç güzel değil. Sorun mu? Bence hiç sorun değil. Rengi hiç önemli değil. Ne kadar işe yaradığını görünce rengini hiç dert etmeyeceksiniz. İsterseniz rengini göstermeyen bir kaba koyabilirsiniz veya rahatsız olmuyorsanız renginden sıkıntı yok. Bu eklediğimiz bitki çaylarının renginden dolayı ve benim kullandığım sabunun renginden dolayı bu şekilde oluyor. Problem değil bence. İşte tarifimiz hazır. Bu kadar. Ne yapıyorum? Bu ılıdıktan sonra kullanmak istediğim kaba aktarıyorum ve bir güzel kullanıyorum. Soğuduktan sonra
Bakın biraz daha katılaşıyor. Böyle bir kıvam alıyor. Şimdi bunu bir şampuan kabına alalım. İstediğiniz bir kaba alabilirsiniz. Şampuanım hazır. Şimdi ben birazını da el sabunu olarak kullanıyorum ama özellikle ellerime bakım yapmak istediğim için kullanıyorum. Yani böyle çok acayip köpürmüyor ama el bakımımı yapmış oluyorum çok iyi bir şekilde. Kapatalım banyoda ve lavaboda kullanımını hep birlikte görelim. Baştan söyleyeyim böyle çılgınca köpürmüyor arkadaşlar. Sonra yaptın köpürmedi olmadı. Köpürsün diye uğraşmıyoruz. Daha temiz olsun, daha parlak saçlarımız, daha güzel bakımlı ellerimiz olsun diye uğraşıyorum ben. Amacıma da uyuyor. O yüzden köpürmesi benim için hiç sorun değil. Ağzı açık şekilde bir gün bekletirseniz bakın kıvamı böyle çok daha şampuan kıvamında oluyor. Daha yoğunlaşıyor siz bilirsiniz. Böyle beklettikten sonra şişeye koyarsanız daha yoğun oluyor. Eğer bekletmeden koyarsanız böyle bu şekilde dibe çöküyor. Her kullanım öncesi şişenizi güzelce çalkalıyorsunuz ve sonra kullanıyorsunuz. Bunun da kıvamını görelim arkadaşlar. Bu şekilde. Hani böyle gıcır gıcır olur ya. Bunu yaptığınızda eliniz o kadar güzel temizleniyor, o kadar bakım görüyor ki böyle gıcır gıcır oluyor. Normal bir sıvı sabuna göre oldukça iyi geliyor. Yani çok daha fazla iyi geliyor. Ellerinizin çok daha genç görünmesini, daha bakımlı, sağlıklı görünmesini sağlıyor. Bunu elleriniz için kullanıyorsunuz. Şimdi saçlarımızda kullandığımızda nasıl bir sonuç elde ediyoruz onu görelim. Şimdi saçımı güzelce kurutuyorum ama bakın ıslak haliyle bile oldukça parlak güzel görünüyor. Çok daha hızlı uzayan saçlarınızı kendi yaptığınız doğal şampuanla çok daha bakımlı hale getirebilirsiniz. Hem fiyatı uygun hem içerisinde neler olduğunu biliyorsunuz. Çok daha mantıklı bence. Ben uyguluyorum, kullanıyorum ve memnun kalıyorum. Umarım siz de uygular ve memnun kalırsınız arkadaşlar. Şimdi ben kurutmaya devam ediyorum. Son hali arkadaşlar iyice kuruttum. Başka da hiçbir şey sürmedim. Şampuan sonrasında isterseniz krem yapabilirsiniz. Saçınız uzun ise kremle hani açmak daha kolay olacaktır. Krem kullanın. Bu şekilde kendi doğal şampuanımızla ışıl ışıl çok daha dolgun hızlı uzayan güzel saçlara siz de kavuşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bir de daha üşengeçler için ben şampuan yapmayla uğraşamam. Bana basit ama etkili bir yöntem söyle derseniz. Şampuanınıza ben özellikle bebe şampuanı seçiyorum. Çünkü tuzsuz oluyor. Çok daha az zararlı oluyor. Bebe şampuanınıza başka bir marka kullanıyorsanız onlara da aynı işlemi yapabilirsiniz. Biraz Hint yağı. Yarım tatlı kaşığı. Daha parlak olsun diye bu. Biberiye. Gene yarım tatlı kaşığı. Biberiye yağı. Sızma zeytinyağı. Yarım tatlı kaşığı. Bu üç oldukça yeterli. Ama bir de çörek otu yağı eklerseniz gene yarım tatlı kaşığı. Faydasını arttırmış olursunuz. 4 malzeme ekledim. Çörek otu yağı, sızma zeytinyağı, Hint yağı ve biberiye yağı ekledim. Tercih sizin. Bunlardan sadece biberiye yağını ekleyerek, zeytinyağı ve biberiye yağını ekleyerek de çok güzel sonuç elde edebilirsiniz. Ben etkiyi artırmak için dördünü birden kullanıyorum. Ne yapıyorum? Bunu çalkalıyorum ve her kullanım öncesi de çalkalamaya özen gösteriyorum. Bakın rengi biraz değişti. İşte bu kadar. Yani elinizdeki şampuanı daha etkili hale getirmek için de bu yağlardan söylediğim ölçülerde ekleyebilirsiniz. Kıvamını da göstereyim size. Böyle. Evet, kendi şampuanınızı da daha etkili hale getirmek için yeni bir formül öğrendik. Bunu da deneyebilirsiniz.
Bu şekilde. Her iki şampuanı da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Güzel günlerde inşallah.